Agalarım herkese selamlar. 16 ve 17 insan Şampiyonlar Ligi 2024 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Salı ve çarşamba tahminleriyle birlikteyiz. Toplamda 5 adet mücadelemiz var. İdeallerinden yüksek oranlarından skollarına kadar bahsetmeye çalışacağım. Hemen raporlarla başlamak istiyorum öncelikle. Dostlar 2 adet maç skoru yarışmamız var. Bunları sormak istedim. Salı gününden Barcelona ile Paris maç skoru ne olur? Çarşamba gününden de Manchester City ile Real Madrid maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilenler yorum yazabilirsiniz. Hafta sonu yaptığımız skor yarışmalarını hemen açıklayalım. Beşiktaş maçında Ebu Lavuk, İmparator Niyazi, Özcan Özcan isimli kanallarımız kazanırken Fenerbahçe maçında Poko, Selim Kara ve Samet Tumbul isimli arkadaşlarımız kazanmıştır. Skor yarışmaları bu şekilde. İki tane de skor yarışmamız var yorumlara yazabilirsiniz. Barcelona maçıyla City maçıyla. Skor kazanan arkadaşlarımız ve her türlü soru görüş öneri için de benimle Instagram üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Instagram adresimiz Kangal Bey hesabı. Mesaj atamıyorsanız da son posta yorum atın. Ben zaten sizlere mesaj atarım. Bu şekilde benimle iletişimi kurabilirsiniz. Skor kazanan arkadaşlar da buradan benimle iletişime geçebilirler. Hafta sonu raporuyla başlayalım isterseniz. Şöyle kısa kısa koydum. Yüksek de hafta sonu neler yaptık ondan bahsedelim. Şimdi solda bir tanesini koydum. Yüksek misli de cumartesi günü 3 adet yüksek mislimiz vardı. Beşiktaş mücadelesiydi. Ee, bir tane daha maçta da bir tane de Avrupa mislisi. Cumartesi vermiş olduğumuz 3 tane yüksek misli başarılı oldu. Pazar günü neler oldu? Pazar günü de 3 tane yüksek misli verdik. Fulham mücadelesi var olmadı. Liverpool mücadelesi vardı, olmadı. Bir de Feyenoord maçı vardı, o da olmadı. Yani şunu söyleyeyim. Pazar günü zaten Bülten'e bakmışsınızdır. Maçlar patladı. Yani %70, %80'i patladı zor gündü. Baya zor gündü gerçekten. Onu da sizlere söylemek isterim. Pazar günü videoda zaten 8 tane mücadele anlattım. 4 tanesi başarılı oldu. 4 tanesi başarısız oldu. %50 başarı var pazar videosunda. Hatta ideal kombinlere baktığımız zaman da Cumartesi'nin ana kombinesi solda gördüğünüz Brentford maçıyla Stuttgart maçıydı. Cumartesi ana kombine gelmişken pazar gününün ana kombinesi de West Ham'ın atamadığı bir golden gitti. Mesela pazarın ana kombinesinde bu şekilde içeri alamadık bilgisini vereyim. NBA yaptık dün. NBA'nin son maçları vardı. Bir adet de ideal kombine çıkarmıştık. Yeni editörümüzle birlikte. Ve son topla gelen basketle birlikte NBA'de de içeri almasını bildik. Hastın mücadelesine üst, Golden State mücadelesine de üst olarak değerlendirdik. NBA kuponumuz içeri geldi. Agalarım her türlü canlı. Özellikle şimdiden tekrardan söyleyeyim buradayken. Bugün stat'tan canlı yapacağız. Galatasaray mücadelesine. Stat'tan canlıların meşhurdur. Herkesi gruplarımıza bekleriz. Onu söyleyeyim. Canlı odasında izlediğimiz maçları önererekten de zaten devam ediyoruz. Herkes açık telegram grubu. Bu arada herkes açık telegram grubu açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Stat canlıları ücretsiz gruba da zaten geliyor. Bilgisini vereyim sizlere. Dostlarım isterseniz başlayalım. Sizlerden ricamız beğeni ve yorum destekleridir. Beğeni ve yorumlar geldiyse biz isterseniz başlayalım. İlk mücadelemiz Borussia Dortmund'la Atletico Madrid mücadelesi. Şimdi ilk mücadelede Atletico Madrid 2-1. Aga maçtaki senaryoyu, kafamdaki senaryoyu skorlarına kadar anlatmaya çalışacağım. Atlamadan dinleyin. Atletico Madrid ilk mücadelede ilk yarıya muazzam bir başlangıç yaptı. Atta 2 golle birlikte öne geçti. Ondan sonra Dortmund sazı eline aldı çalmaya başladı. İlk golü attı zaten. Ondan sonra ikinci golde içinde çok inanılmaz pozisyonlar kaçtı. Özellikle Julian Brandt'ın kafa vuruşu vardı direkten dönen. Şimdi Dortmund tarafında şöyle bir şey var. Haller son mücadelede de sakatlandı. Oyundan çıktı ilk 15 dakikada falan. Oynar mı oynamaz mı belli değil. Şüpheli onun dışında tam kadro. Daha iyi bir kadro olacaktır Dortmund tarafında. Atletico Madrid burada o bize pozitif futbolu mu izletmek isteyecektir yoksa oyunu tutmak mı isteyecektir bu benim için önemli. O yüzden benim burada ideal ilk mücadelede de 16 tane korner çıkmıştı. Ben burada idealden tekrardan diyorum ki Aga bu maç korner olarak alıyorum. 8.5 üst olarak idealden alıyorum. He oranı biraz arttırmak isteyenler 9.5'a doğru da gidebilir. 10.5'a doğru da çıkabilirsiniz. Yine korner olarak aldım. Olası bir Atletico Madrid kapanmasında Dortmund bize burada kornerleri getirecektir. Ki oyun çift taraflı gitgele dönerse de her iki tarafta zaten. Geçen maç olduğu gibi Borussia Dortmund 8 korner. Atletico Madrid 8 korner kullanmıştı. Bu şekilde korner olarak değerlendirdim bir karşılaşma bir de yüksek orandan almak isterseniz şöyle bir şey önermek istiyorum. Şimdi dostlarım skor kimde? Atletico Madrid'de. Savunma yapabilir mi? Savunma yapabilir. O yüzden burada Dortmund tarafı eğer Atletico Madrid ilk yarı oyunu tutabilirse Dortmund tarafı ikinci yarı riskleri alarak da ikinci yarı goller gelebilir. O yüzden en çok gol olacak yarı ikinci yarı olarak da da 1.80 bandı oranı var. Bu da sizlere ekstra olarak yüksek orandan önermek isterim. Mücadelenin indeks skor beklentisi de 2 1lik Dortmund'un galibiyeti. Diğer mücadelem Barcelona ile Paris. Bu maçın maç konu sizlere sorduk ne olur diyerekten de. Barcelona'ya yüksek bir oran açmışlar. Aga şundan kaynaklı Paris ne yapmak istiyorsa yapıyor. İlk başta Kaplumbağa hiç iyi oynayamadı. Gerçekten Kaplumbağa geçen maç yoktu. O mücadelede biz de kaybettik. Ben Paris yarı kazanır. Yani ana kombinemiz kazandı o ayrı. Yüksek misli Paris yarı kazanır vardı. İkinci yarı iki tane attı. iki tane daha yedi. Ne işecek takım dedim bu Paris'e. Artık vermiyorum Paris tarafına. Ben burada Barcelona tarafındayım. Aga burada biraz da tecrübe ön plana çıkıyor. Yani Paris'te Mbappe faktörü falan okey ama Barcelona takım olgusunu sahaya gerçekten iyi yansıtıyor. Burada favori çıkmışlar okey. Ben diyorum ki Aga diğer seçeneğinde bulunan Paris değil de ev sahibi yani Barcelona bir yarıyı kazanır. Nerede aga bulabilirsem. Şurada kazanır ya. Siz anladınız beni. Ben diyorum ki burada Barcelona bir yarıyı kazanır. Evet seçeneği. Aga oran 1.49 gibi oranı var. Ben burada Barcelona'nın kendi evinde takım olgusunu da sahaya yansıtmışken ve buradan gerçekten finale kadar yürüme şansı da var bu şeyde. O yüzden ben burada Barcelona'nın bir yarıyı kazanmasını turu da bu arada Barcelona'nın atlar diye düşünüyorum. Çünkü Paris'in tamamen bu Şampiyonlar Ligi tecrübesi muhabbetine kaynaklı. Bir tane de Euro Lig'de play'in mücadelesi var. Dostlar Maccabi Tel Aviv ile Baskonya karşılaşması. Bu maçlar tek maç üzerinden oynanacak. Aynı şekilde Anadolu Efes'te Bologna'nın da mücadelesi var. O maçı almadım. Ben burada Maccabi Tel Aviv tarafındayım. Maccabi Tel Aviv sezon boyunca özellikle kendi evinde eee Zaten Stark Arena'da oynanacak mücadele sanırım. Ee, yani iyi işler çıkartıyor. O yüzden Tel Aviv tarafındayım. Ben bu play'in tek maç üzerinden oynanacak. Ee, te Tel Aviv'in salacağını düşünmüyorum. Uzatma dahil maç sonu 1-1.46 bandında bir oranı var. Ben burada direkt Tel Aviv'in galibiyetini değerlendiririm. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Ayın 17'sine geçtim. 2 adet de mücadelemiz var. Yine zor karşılaşmalar gibi gözüküyor. Ama bakalım değerlendirelim. Bayern ile Arsenal karşılaşması. Ya bu Arsenal ligde de mağlup oldu. Şimdi Arsenal'in moralleri iyice kötü. Aston Villa'ya karşı oynamış olduğu oyunu kaybetti. 2-0. E, 80'den sonra gelen 2 golle birlikte. Şimdi Bayern Münih'e baktığımız zaman da Bayern Münih'de de level kuzen şampiyon oldu. Acaba onun hırsıyla birlikte ulan orayı verdik buradan ilerleyelim diyerekten de o güzel oyunu bize izletir mi? Yani Bayern Münih, Bayern Münih gibi oynar mı? diye sormak isterim. Ben burada tecrübe olarak zaten geçen maçta bizlere gösterdi. Bayern Münih tecrübesini ortaya koydu. Fakat Arsenal de topu genel olarak çevirdi. Ben şöyle düşünüyorum aga. Maç Almanya'da Bayern Münih biraz daha ritimli oynayacaktır mutlaka. Yani geçen maçta gördüğünüz Bayern Münih geriye yaslandı. Bu maçta çok fazla yaslanma beklemiyorum. Arsenal tarafında da yani moral bozuk da olsa bu maçta bir iyi bir reaksiyon takımı kendine biraz daha getirecektir. Ben burada Arsenal'in de Bayern Münih'in de birbirine atacağı golleri değerlendirdim. KG var olarak tek tercih yaptım. Karşı gelecek golleri beklerim aga. Benim tercihim bu yönde. Son mücadele Manchester City ile Real Madrid karşılaşması. Bu maçın da maç konu sizlere sorduk zaten ne olur diyerekten de yorumlara yazabilirsiniz. Aga City yani gerçekten oynamış olduğu oyun kaynaklı oyunu domine ediyor Aga. Geçen maçta gördük yani Real Madrid zaten ilk gol çarplı girdi okey. İkinci gol top zaten yani bilardo da vururlar ya öyle yavaş yavaş süzüldü kaleye girdi. Öyle goller oldu ama Real Madrid de babadır. Yani Şampiyonlar Ligi'nin babasıdır. Yaman atılacak hiçbir takım değil. Yani şu oran biraz düşük geldi bana. Manchester City. Ben yine City tarafındaydım zaten. Ama bu oran biraz düşük geldi bana. Aga ben City tarafındayım. İlk mücadele 3-3 bitti zaten beraberlikle. Ve ilk mücadelede Kevin De Bruyne sağda yoktu. Mide rahatsızlığıyla kaynaklı. Adam gerçekten fark yaratıyor. Ciddi manada farkını yaratıyor. Oynamış olduğu, atmış olduğu paslar, şutlar falan derken. Ben sizin burada en iyi oyununu sergileyerekten Real Madrid'e 2 gol atmasını bekliyorum. Ev sahibi 1.5 üstü değerlendirdim. Ben burada siz tarafındayım aga. Şöyle ev sahibi 1.5 üstü idealden aldım. Şimdi Real Madrid gol atabilir baka. bu nasıl soru amına? Atar tabii. Atma ihtimali yüksek yani öyle söyleyeyim. Ama ben yine de ona gitmeyeceğim. Şöyle de dedim. Şöyle de dedim. Ya yani siz tarafından 2 gol bekliyorum. Real Madrid atarsa 2-1 bandında skoru olabilir. MS1 KG var olur mu? Ona gidecektim de dedim ki o risk almayalım. Olası 3 0 zaten son mücadele burada 4-0 City yenmişti. 2.5 üstünde 1. Oranı da 1.99 aga. Değerlendirecekler bu yönden değerlendirme yapabilir. Ben City tarafındayım. Real Madrid baba da olsa yani akıl üstün gelir gibi geliyor bana burada. Bakalım. Diyecek çok fazla söz yok. da yorum yazabilirsiniz. Toplamda 5 adet mücadele vardı. İdeallerini yüksek oranlarını yazdım. Bu akşam starttan canlı olacak Galatasaray mücadelesine açıklama yorumlar kısmında linke de tıklayarak da gelebilirsiniz. Değerlendirecekler herkese bol şanslar. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.